Efendim iyi akşamlar. Tıp Dünyası programı bu akşam sizlerle birlikte canlı canlı efendim. Tabii hiç Eren affetmiyor. Yönetmen arkadaşım böyle şak diye veriyor. Ben de şuradaki ekrandan seyrediyordum ama beyaz gömlek de güzel olmuş ya. Vallahi güzel olmuş yani. Ama kırmızının üstüne de beyaz ayrı bir olay efendim. 100. yıl Cumhuriyetimizin kuruluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu. Ayrı bir olay. Ayrı bir güzellik. Bugün sevgili ailem, bütün sevgili Bora, sevgili Sıla ve eşim Mine. Bu akşam Atatürk filmine gittiler. Biraz önce de mesaj atıyorlar muhteşem diye. Biz Atatürk çocuklarıyız, katıksız Atatürk çocuklarıyız. Dün de öyleydik, bugün de öyleyiz, yarın da öyle olacağız. Hiç değişmeyecek. Ama kırmızı ile beyazı da tabii ki gönlümüzün en baş köşesinde. Ve böyle beyazı da giyince, arkada kırmızı vurunca, bir de kravat böyle olunca, hani bir anda böyle ayrı hisler aldı içim. Sevgili Ali böyle görüyorsun, bir anda böyle yükseldim ama biz yıllarca bu hislerle yaşadık. Tabii ki 74 öncesi doğanlar olarak. Tabii 15 yıldır yapıyorum programı ama 15 yıl içerisinde de efendim ne kadar güzel gençler geliyor ve gençler ülkemize sahip çıkıyor. Hekimlik adına çok şeyler değişiyor. Tabii toplumumuzun da bazı alışkanlıklarını değişmek lazım. Sosyal medyada bazen ben feveran ediyorum ve böyle telefon, mesaj, resimle tanı veya tedavi isteme durumlarında nasıl çözüm üretilebilirin mümkün olmadığını, üretilemeyeceğini anlatmaya çalışıyorum. Çünkü hasta görülmesi lazım. Hastayı tutmak lazım efendim. Hastaya bir tedavi vermeden önce göreceksiniz. Eski hastalar, eski insanlar söylerdi. Doktora bir görünelim diye. Evet gerçekten görünmek çok önemli. Gideceksiniz, muayene olacaksınız. Yanlış alarmsa eve gideceksiniz, hiçbir şey yok. Biz zaten dışarıda çalışan birçok hekim dahil yanlış bir alarmda başvuruda herhangi bir ücret dahi çoğu da almıyor zaten. Yanlış bir düşünceyle gelmiştir, gidiyordur. Hiçbir sorun yok. Böyle ufak işlerle de danışmalarda hiç kimse hiçbir kimseyi de üzmez zaten. Ama lütfen altta yatan bir şey olur, sıkıntı olur, şudur budur ama sizden rica ediyoruz doktorunuza danışın, gidin görsün sizi resimle, videoyla değil, uzaktan yakından çekerek falan da değil. Bunlar çok önemli. Evet, bu akşam böyle güzel bir giriş yaptık ve sevgili Doktor Ali amcayla beraber sohbet edeceğiz. Gelmeden önce birçok dostum da sevgili Ali'yi fazla zorlama dediler ama Ali zorlanacak gibi değil çünkü çok bilgili bir arkadaş, ben biliyorum kendisini. Şimdi kendisinden başlayalım. Sevgili Doktor Ali amca kimdir, nereden geliyor, nereye gidiyor? Gencecik, pırıl pırıl bir yaş farkımız var desem de inanmayın tabii ki. Bakalım kimdir sevgili Ali amca. Hoş geldin sevgili amca. Öncelikle bu nazik davetiniz için ve bu değerli girişiniz için teşekkür ederim. 2 Mart 1992 doğumluyum. Lefkoşa doğumluyum. Göngeli İlkokulu'nda ilk öğretimi tamamladıktan sonra Türk Maarif Koleji'nde orta öğretimimi tamamladım. Ardından Ankara'da Gazi Üniversitesi'nde tıp fakültesinde öğrenimime başladım. 2017 yılında da kulak burun boğaz baş boyun cerrahisi ihtisasıma başlayarak 2023 yazında da Ankara Bilkent Şehir Hastanesi numune kadrosunda ihtisas süremi ve eğitimimi tamamladım. Yine Ağustos ayından beridir de Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde hizmet vermekteyim. Çok yakın yakaladık seni yani. Böyle 3 aydır daha geleli öyle mi? Evet haklısınız. Kesinlikle. Aa, çok iyi. Görüyorsun ya gençlerin üzerindeyim. Arada yaşlılar demeyeyim ama arada bizim dönemden, bizden biraz daha büyüklerden de çıkarıyoruz, sohbet ediyoruz ama siz gençler olunca çok mutlu oluyorum. 15 yıl önce bu stüdyolarda konuşurken azıcık doktor sayısı arasından 1, 2, 3 böyle hem sohbet etmeye zamanlar olmazdı hem de düşünürdük bir kişi rahatsız olsa, şu olsa, bu olsa ne olacak diye zor vaka olsa 3-4 kişi bir araya gelemeyeceği bir pozisyon vardı. Ne büyük mutluluk. Peki nedir sevgili Ali, kulak, burun, boğaz, baş boyun cerrahisi. Şimdi baş boyun cerrahisini de içinizde barındırdınız. Yarın poliklinik olsa, yarın cumartesi gerçi de pazartesi poliklinik olsa gitseniz neler görüyorsunuz, nelerle uğraşıyorsunuz? Bir genel çerçeve çizer misin? Aslında kulak, burun, boğaz hastalıkları bir derya deniz. İşitme kayıpları, çınlamalar, yaz döneminde kulak enfeksiyonlarımız özellikle sık. Burun tıkanıkları, alerjik rinitler, çocukluk yaş grubunda sık tekrarlayan bademcik enfeksiyonları, geniz eti, uyku problemleri, kulakta sıvı birikmeleri, ses kalitesini bozan seste nodüllerimiz, kistlerimiz, her ne kadar üzülsek de belki kanser vakalarımız,
güneşli bir ülkedeyiz. Güneşin yarattığı yan etkilerle dudak kanserlerini çok sık görüyoruz. Bizim pratiğimiz aslında bir derya deniz dediğim çok gibi. Çok fazla. İstersen hemen başlayalım. Aslında kulak derdi ama biraz sokularda soracağım. Vertigo'yu çok, insanlar çok zorlanıyor bu vertigo ve tinnitus olaylarından. Onu da biraz sonra konuşuruz. Evet. Ama ilk aklıma gelen, gece insanları rahatsız eden burun tıkanıklıkları, horlamalar, nefes tutmalar, uykuda nefesi iyi alamamalar ama sadece gripal enfeksiyonlar olduğu dönemde değil tabii ki. Yani normal düz zamanlarda bile gece burnundan nefes alamıyor, işte nefes tutuyor, horluyor. Nasıl yaklaşırsınız bu gibi hastalara? Aslında öncelikle erişkin ve küçüklük yaş grubunu ikiye ayırmamız gerekiyor bunu ele alırken. Erişkin yaş grubunda uykuda solunum bozuklukları, apneler ve solunum olayları hayat kalitesi ve kronik rahatsızlıklar ile aslında doğrudan ilişkili. Gece uykuda 10 saniye ve üzerinde nefes durmasına biz aslında apne diyoruz. Evet. Bunun tanısında altın standardımız uykuda monitörler yerleştirerek yaptığımız polisomnografi testidir. Ağırlığı ne kadar artıyorsa gelecek için aslında o kadar kötü yatırım yapıyoruz. Kalp damar rahatsızlıklarını tetikliyor. Sağlıklı yaşlanma, kaliteli bir yaşlılık süreci geçirme ihtimalini azaltan bir durum. Kulak, burun, boğaz olarak üst solunum yolunda darlık yapan kıkırdak eğrilikleri, bunun dışında büyük boyutta bademcikler, yumuşak damağın güçsüzlüğü, dil kökünün kabarık olması, kas anlamında güçsüz, yetersiz, yapısal bazı problemler, bunun dışında kalın boyun, kısa boyun, abdominal obezite, çok vücut iyi. Kitle indeksinin yüksek olması, ah, bu kiloluk da, ah, ah, ah. Hepsi riski ve evet. Kliniği ağırlaştıran etmenler aslında. Ama herkes dönemine baktığında burnumda eğrilik var, acaba o mu yapıyor diye de sorarlar. Bu burun kıkırdak eğrilikleri diye bahsederken söyledin. Nasıl yaklaşırsınız bu gibi kıkırdak eğriliklerine veya bir travma sonrası olmuş olabilir? Sen şimdi söyleyeceksin, belki de doğuştan beri olabilen bir durumdur. Aslında burnun fonksiyonel ve kozmetik olarak ele alınması gerekir. Kozmetik anlamda bir travma sonrası veya gelişimsel olarak şekil bozuklukları olabilir. Bunun çözümü rinoplastidir. Fonksiyonel anlamda ise burun kıkırdak kemik eğriliklerimiz olabilir burun perdesinde. Bunun dışında alerjik rinite bağlı burun etlerinde şişliklerimiz olabilir. Üst solunum yolu enfeksiyonu esnasında yine burun tıkanıklıkları hakeza çok sık görülür. Sebebe göre, altta yatan nedene göre tedavi süreci belirlenmesi gerekir. Bazı rahatsızlıkların tedavisi tamamen mekanik engel yarattığı için cerrahidir. Bazı rahatsızlıkların ise medikal tedaviyle çözümü vardır. Veya medikal tedaviye yanıtsız durumlarda yine cerrahi bir alternatif olarak bizde saklı. Aslında birçok konuya atsam burada koparız gideriz de ben vermek istediğim, sorulmak isteyen mesajlara doğru yönelteceğim seni. Çok özür dilerim. Çünkü insanlarımız onların yanıtını ister çoğu zaman. Burun ameliyatı yapmak zorunluluğu doğdu. Diyelim ki eğrilik var, kıkırdak var. Burnunda kıkırdak eğriliği var. Düştü, travma geçirdi veya doğuştandır. Tabii buna estetiği ekledi veya eklemedi. Buraları ayrı konu. Bu nasıl bir operasyondur? Zor mudur? Kaç gün sürer? Ağrılı mıdır? Sonra siz bu ameliyatı yaptıktan sonra burun tekrar düşer mi? Bu tıpta soru, hep Google'da en sık soru. Grip oldum, burnum tekrar mı düştü? Böyle bir şey var mıdır? İnsana düşen ne yapması gerekir böyle bir ameliyata gireceksen? Burun içerisindeki eğrilikleri düzeltirken veya şekil anlamında bir değişiklik yaparken genel anesteziyle çalışıyoruz. Ameliyat esnasında herhangi bir ağrı hasta zaten hissetmiyor. Sonrasında şekil değişikliği içeren ameliyatlar yapılmışsa, kemikleri oynatarak yeni şekil verdiğimiz için osteotomi dediğimiz yolu uygulamak zorunda kaldığımız zaman ameliyat sonrası dönemde ödemler, morarmalar meydana gelebiliyor. Osteotomi dediğin kemiği kırmak zorunda evet, kaldığınız. Evet ve yeniden şekil vermek. Evet. Daha kibar, daha kozmetik bir görüntü sağlamak için veya orta hatta bir burun yaratabilmek için.
Bunun dışarısında ameliyattan sonra aslında kullanmamız gereken burun içerisinde tamponlarımız oluyor. Bir süre bunları tutmamız gerekiyor hastanın Halırlar ihtiyacına göre. Yoksa şimdi kibarlaştı mı? Aslında kibarlaştı. Şu anda kullandığımız... Bir burun ameliyatı geçen kişi olarak soruyorum bunları. Evet. Biraz sonra anlatırım sevgili Ali. Peki. Eskiden daha çok halk arasında gaza bezi diye hitap edilen işte ekstra foylar burun içerisine uygulanıyordu. Fakat günümüzde silikon tamponlar daha sıklıkla kullanmakta. Bu tamponlar tüplü ve daha rahat çıkarılabiliyor. Hastalar için daha az ağrı verici bir şekilde dışarıya tampon alınabiliyor. Evet. Kesinlikle. Nefes alabiliyor mu bu tampon olduğunda yoksa? Evet, tüplü olduğu için yine ameliyatın getirisi salgılar kapatabilir ama basit bir yıkama ile tüp açılır, pasaj açılır ve hasta ne kadar güzel daha rahat nefes alabilir. Ben bir trafik kazası sebebiyle küçükken bisikletten yani cesurluk yaparak, neyse oraya girmeyeyim, annem izlerse vay halime. Bir cesurluk sonrası bir kaza geçiriyoruz. Küçükken ama yani 7 yaşında falandım. Tabii o dönemler daha 1974'lü yıllar. Hemen yaşımız ortaya çıktı. Tabii hastaneye yetişme, gitme, gelme, kulak burun boğazcı bulma çok zor. Ve burunda deviasyon kalıyor. O deviasyon sebebiyle iki kez operasyon geçiriyorum Hacettepe'de öğrenciyken. Tabii bir tanesi deviasyon düzeltiliyor. Deviasyon düzeltilince şekil bozuluyor. Çünkü burada bir ne derler, deve hörgücü gibi bir hamp ortaya çıkıyor. Mecbur kalıyorsunuz, onu da plastik cerrahi, osteotomi dediğimiz o kemik kırmayla onu da alıyor ve eski burun haline geri getiriyor. Onun dışında ekstra bir artist burnuna gitmiyoruz yani ama bu şekilde bir süreçte iki kez tampon konuluyor. Tamponları hatırlarım çıkar çıkar bitmiyordu böyle çeker 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 çeker. Evet. Şimdi bunun konforlu hali olması çok güzel bir şey. Kaç gündür bunun? Mesela bir insan burunda kemik için kemikte de kırma yaptı veya sadece kıkırdak değiştirdi. Yani biraz da estetik kattı veya katmadı. Kaç gün sürer bunun iyileşmesi? Burun içerisine uyguladığımız tamponlar ameliyattan sonraki günü takiben veya 7 gün kalabiliyor. Hastanın ihtiyacına göre ameliyat esnasında buna karar veriyoruz. Şekil değişikliğinin eşlik ettiği, osteotomilerin yapıldığı durumlarda ise burun üzerinde termal alçılarımız oluyor. Şekli koruması için genelde 7-10 gün sürecinde de bu tamponları ya da bu alçıları da çıkarıyoruz. Hepsini çıkarıyoruz. Evet. Bandajlarımız devam edebilir. Ödemin azalması için burun sırtını kaldırarak bu işlemleri yaptığımız için cilt tekrar yerine iade edilmesi gerekiyor. Bu yüzden yine cilt renginde bandajlarımız olabilir. Onlar da yine bir hafta 10 gün daha belki tutulur. Ardından onlardan da hasta kurtulur. Masa başı işler için 10 günlük bir süre yeterli olur. Burun içerisinde fonksiyonel amaçla yapılan ameliyatlar için bunu söylüyorum. Spor, egzersiz gibi şeylere 3 hafta gibi bir sürede dönebiliriz. Osteotomilerin getirisi yani bazen... Estetikte katılanlarda. Evet, estetikte yani katıldığı zaman bazen beyaz tenli hastalarda, daha hassas ciltli hastalarda morarma ve ödem olabiliyor. O yüzden hani bu süreç 3 haftaya yaklaşabilir belki de. 2-3 hafta arasında bir süreç ihtiyacı olabilir. Yaz-kış bir sorun fark eder mi? Buruna, yani yazda veya kışta olması ya sıcaktaysa kötü olur diye burun bir şey var. Ameliyatlarıyla ilgili aslında istirahat ortamımız önemli. Çok sıcak burun kanamalarını tetikleyebilir. Ödemi artırabilir. Bu yüzden hasta serin bir ortamda istirahat edebilecekse yaz aylarında da bu ameliyatın yapılması engel değildir açıkçası. Evet. Yapılması uygundur. Peki şöyle bir soru sorayım. Fonksiyonel eğriliği var tamam içinde. Geldi siz sapladınız. Bunun düzeltilmesi mümkün değil. Travma oldu veya işte doğuştan. Ona müdahale edeceksiniz. Bu kısmı bir tarafa bırakalım. Ben geldim diyor. Burnumun şeklinden hoşnut değil. Bu bile bir endikasyon mudur ameliyat endikasyonu? Hastanın isteği kozmetik cerrahilerde aslında belirleyicidir. Fakat hastalar bir takım değerlendirmelerden geçirilerek kozmetik cerrahi kararı verilmesi gerekir. 18 yaşın altında yapılması uygun olmayan bir ameliyattır. Hasta reşit olmalıdır. Bunun dışında bazen psikiyatrik değerlendirmeler, başka branşların da değerlendirmeleriyle birlikte karar vermemiz gerekir bu ameliyatın uygunluğuna. Evet, yani doktor orada sık eleyecek, ince dokuyacak. Kesinlikle. Peki,
Burundan sinüslere geçelim. Arkada sinüslerimiz var. Saçını her ıslatan kişi veya saçı ıslak olan kişi sinüzit olur mu? Nasıl bir soru ya? Yani ama diyeceksiniz ki benim burada Sait Kenan abimize çok ben buradan vefa bildireyim. Allah sağlık saat versin kendisine. Buradan anayım. Sait abi bir gün burada programa çıktığında ben böyle bir soru sormuştum. Bana şöyle demişti. Ya Kudret ne biçim soru sorarsın Google gibi demişti. Ama bunu siz soruyorsunuz ne yapayım? Yani bir bakıyorum ne soruyorsunuz kulak burun boğaza diye. İşte bunları soruyorsunuz. Ben burada sorayım. Doğru insandan doğru bilgi alasınız diye. Ve çok bazen komik de gelebilir ama böyle işte. Peki sinüzit saçını kuruttuğu zaman veya kurutmadığı zaman uzun saçlılarda veya falan bunlarla ilişkisi var mı? Nedir sinüzit? Aslında bu bir hurafe. Evet. Sinüzite yatkınlık yaratan şeyler altta bir alerjik rinit olması, evet, sinüslerin sağlıklı havalanmasını bozan anatomik problemler. Bunun dışında burun içerisinde ve sinüslerin içerisinde siliyer aktivite var, fırça hareketi var. Sinüslerin içerisinde salgıların sağlıklı bir şekilde salınıp ardından uzaklaştırılmasını ayarıyorlar. Bunlar doğumsal bazı hastalıklarda problemli olabiliyor. Bu da kronik sinüzit problemleri yaratabiliyor. Yani temelde sağlıklı çalışmasını sağlayan fizyoloji bozulduğu zaman veya anatomik bir problem olduğu zaman bu sinüzitleri daha sık görüyoruz. Nedir sinüzitteki bulgunuz? Yani her baş ağrıyan sinüzit değil elbet. Başım evet. Ağrıdı. Bugün hanımla kavga ettim. Başım ağrıdı. Yok öyle bir şey aman aman o filmde. Veya şunuyla kavga ettim oluyor. Değil o bizim söylediğimiz baş ağrısı. Nasıl sinüziti ayırt edersin normal bir şikayet içerisinde hastaya yöneltmek açısından? Akut sinüzit genelde üst solunum yolu enfeksiyonlarının takibinde gelişen yüz çevresinde, elmacık kemiklerimiz, göz çevresinde ve alın ortasında basınç ve ağrı şikayeti yaratan, koku kaybı yaratan, burun önünden veya geniz arkasından renkli akıntılara sebebiyet veren bir hadise aslında. Kronik sinüzitte de daha çok alerjik rinit zemininde burun örtüsündeki ödem, sinüslerdeki havalanmanın bozulmasıyla birlikte geniz akıntısı, koku kaybı, yine sinüslerde havalanma bozukluğuna bağlı basınç hissiyle hastalar bize geliyor. Tanısını koymada eskiden film çekerdik. Şimdi galiba artık endoskopilerle mi koyuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Endoskopi kullanılıyor. Evet, sinüs ağızlarında herhangi bir tıkayıcı durum, bir şey anatomik bir bozukluk var mı? Renkli akıntı veya alerjik zeminde gelişen polipoid bir doku var mı? Bunlara bakılıyor. Bunun dışında altın standartımız aslında sinüs tomografileri. Detaylı bilgi veriyor bize ve ameliyat esnasında da yine bu verileri kullanarak sinüs cerrahisini gerçekleştirebiliyoruz. Peki bunu tomografi çekmeden olmaz mı? Yani çünkü çocuk geldi, bir tomografi çekmesek nasıl evet. Yaparız? Evet. Çocuk yaş grubunda tomografi gibi iyonizan yani radyasyon içeren tetkikleri isterken dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Özellikle bir çocukçu ileriki olarak hemen müdahale ettim değil mi? Yani kesinlikle. Yani mümkünse çekmeyelim efendim. Yani böyle giderek gelirken bir laboratuvara uğradım. İşte kanlarımı aldım. Doktorum sana geldim. Ne aldın kanlarını canım? Yani hangi kan isteyeceğini bile bilmiyorsun tetkikleri. Bırak doktor görsün önce onu. Ya da film çektirdim geldim. Ve film çektirip gelmekle neyi çektiğini bilmiyorsun. Işını verdin. O da çok sevdiğimiz şeydi. Onun için çocukluk yaş grubunda ellememe önce mümkün olduğu kadar tetkikten kaçınma yönündeyiz. Çok ihtiyaç olursa bir kanserci olarak, bir onkolog olarak da mecburen birçok şey yapıyoruz ama sinüs durumunda nasıl kaçınabiliriz tomografi çekmeden en azından? Çocukluk yaş grubunda medikal tedavide başarı sağlanabiliyorsa her iki grup içinde erişkin ve çocuk grubu içinde şikayetler önemli, alarm semptomları olup olmadığı önemli, evet. Medikal tedaviye yanıtı önemli, altında yatan ciddi bir hadise olup olmadığını kaçırmamamız gerekiyor. Aynen. Şüphe varsa bu tetkik yapılmalı. Mecburen. Bazen içeride onkolojik hastalıklar bile olabilir, kötü hastalıklar. Onun için ama inşallah onlar çok ender, yani öyle yoldan geçerken yapmayalım diye söylüyorum. Tomografiyi kullanırken çocuklarda. Peki, sinüzitin tedavisinde tedavi verme buradan ama rica ediyorum. Peki. Tamam mı? Kaç günlük bir süre ister? Tekrarlayabilir mi? İnsanlar neye dikkat etmesi lazım? Sinüziti olan insan kronikleşmesin mesela. Sinüziti ortaya çıkaran etmene göre aslında tedaviler değişmekte.
Sıklıkla bakteriyel enfeksiyonları görüyoruz. Bakteriyel enfeksiyonları ele alırsak 10-14 günlük antibiyoterapi, bunun dışında burun içerisini ödemi azaltacak spreyler ve sistemik ilaçlarla... 5 gün antibiyotik olmuyor yani. Kesinlikle. En az 10-14 günlük bir tedavi sürecine ihtiyaç var. Etmen bakteriyel değilse mantar enfeksiyonu gibi hadiseleri de görüyoruz. O zaman cerrahiye daha çok yöneliyoruz. Herhalde sık değil onlar. Mantar. Aslında toplumumuzda o kadar sık değil. Evet. Ama burada mantar enfeksiyonu dediğimiz zaman bunun da çok alt çeşidi var. Alerjik fungal sinüzit daha sıklıkla görüyoruz. Genelde bu alerjik rinitle karışıyor veya polipli burunlarla karıştırılıyor. Fakat alerjik fungal sinüzit az değil. Bunun dışında sinüslerimizin içerisinde mantar topu olabiliyor bazen. Bu ilaçla düzelecek bir hadise değildir. Bunun cerrahi yolla muhakkak girmek gerekir. Temizlenmesi gerekir. Bunun dışında bazı kan rahatsızlıklarında, hematolojik kanserlerde ve diyabet gibi rahatsızlıklarda halk arasında kara mantar diye bilinen burun içerisini, sinüsleri, beyni ve gözü tutabilen ilerleyici mantar enfeksiyonları oluyor. Bu tarz durumlarda çok daha sert cerrahiler yapmak gerekir. Evet, ellerinize sağlık. Peki burunun sinüsleri geçelim istersen. Biraz daha aşağı inelim. Daha vertigo en son geleceğim. Çok zor bir konu. Mahsus yani sınav yapıyoruz şimdi sevgili Ali ama keşke ne güzel onların yaşında, onların enerjisinden buradan siz de alabilseniz. Yani izleyicilerimiz orada bizi izlerken benim aldığım enerjiyi daha azını alıyorsunuz. Ama gençlik enerjisi burada. Ben buradayız. Onlarla birlikte ben de gençleşiyorum. Bakın burası çok önemli. Peki indik daha aşağıya. Ses sorunları. İşte kötü kullanım sesleri, sonuçta ortaya çıkan ses çatallanması ve vokal kort üzerindeki nodüller, şarkıcı nodülleri. Bunlara nasıl davranıyorsunuz, nasıl müdahale ediyorsunuz? 10 günü geçen ses kısıklıklarında endoskopik muayeneler mutlaka yapılmalıdır. Altta yatan ciddi bir durum veya benign dediğimiz fakat hayat kalitesini etkileyen ses tellerinde nodül, kist, polipoid oluşumları değerlendirmemiz gerekir. Sigara özellikle kanser açısından bizim baş belamız. Evet, ne yazık ki kullanma diyorsunuz, gene kullanıyor. Sigara içen bir hastada 10 günü geçen ses kısıklığı varsa mutlaka muayene olması gerekiyor. Evet. Bunun dışında akut enfeksiyonlardan sonra da yine akut larenjite bağlı ses kısıklığı görebiliyoruz. Ama özetle uzamış bir ses kısıklığı kanser açısından sigara gibi bir risk faktörü de birlikteyse mutlaka muayene edilmesi gerekiyor. Çok çok. Hepsini muayene edin de onlar evde durmaması lazım. Yani evde duruyorlar, gelmiyorlar. Gelin doktorunuza muayene olun, kötü bir şey olmadığını öğrenin. En güzel şeyi bu. Tedavinizi alın, evinize gidin. Yani kendi... Hele ki belli yaşı geçmiş insanlar çok daha önemli. Çocuklarda biz biraz daha rahatız bu konuda ama çünkü çok sık larenjitler var. Ama erişkinler bu konuda 10 günlük süreyi unutmasınlar, hele sigara içiyorlarsa. Evet. Bir de çocuklarda sesi kötü kullanıma bağlı yine nodül oluşabiliyor. Sizin de bahsettiğiniz gibi şarkıcılarda, öğretmenlerde veya sesini yoğun ve veya yanlış kullanan kişilerde özellikle ses tellerinde nodül çok sık görülüyor. Burada da nodül erken aşamadaysa ses terapisiyle, davranış terapisiyle düzelebiliyor. Fakat oturmuş bir nodülde yine cerrahisi yapılmalı ve düzeltilmeli. Aslında ne kadar önemli şeylerle uğraşıyorsunuz değil mi sevgili Ali? Yani insan hem sesi hem görünüşü hem nefes alması sizin elinizde. Kapıyı açmazsanız ne nefes alabilir ne ses çıkarabilir değil mi? Evet. Muhteşem bir dal. Ben çok severdim kulak burun boğazı stajlardan. Peki devam ediyorum. Daha çocukluk yaş grubuna gelmedim. Tamam, geleceğim ona da. Şimdi bir de baş belası olan kulakta işitmede tınlama sesi, tinnitus dediğiniz bir de vertikolar var. Bunlar zor sorular. Yani kulak burun boğazın böyle zor sorular. Çocuklara en son geçeceğim söz. Tamam. Tabii insan tın sesi çıkıyor kulağında, zor. Ya da oynadı kristallerim diyor,
Beni bir ara benim de oynamıştı. Sevgili Ahmet Varış buradan izliyordur belki de bizi. Gördüm izlediğini çünkü attı buradan bana. Beğeni attı fotoğrafımıza. sevgili Ahmet bir ara indirdi kaldırdı. Yerine girdi abi dedi bana. Dedim ne oluyor da bunlar oynuyor dedim. Oynar abi dedi. Bir şey de söylemedi. Ama tabii ki stresli durumlar artı çok hızlı bir yaşam ne yazık ki onları da etki ediyor. Ben çözümünü buldum sporla. Çok sağlam sabah spor yapıyorum. Ve her gün yapıyorum yani öyle yaşıma uygun olmak suretiyle. Ve bu da rahatlatıyor. Arada yogam var böyle. Bunlar çok güzel oluyor. Biraz uzaklaşıyoruz, dikkat de ediyoruz tabii ki. Nedir bu vertigo? Nasıl olur kristaller oynar? Nedir bu ses, tinnitus dedikleri kulak içerisindeki çınlama sesleri? Zor soruları sordum. Peki. Vertigo ile başlayacak olursak, vertigo aslında baş dönmesinin Latincesi. Baş dönmesi şikayetini ifade etmek için kullandığımız bir terim. Vücutta dengeyi sağlayan beyin, kulak, gözler ve eklemlerimizde bulunan bizim üç boyutlu pozisyonumuzu almamızı sağlayan duyu reseptörlerimiz var. Proprioception dediğimiz duyu organlarımız var. Kulak bizim alanımız. Kulakta kristal oynaması olarak bahsettiğimiz şey özellikle altta yatan sebepler genelde travma oluyor. Bunun dışında bazı kronik rahatsızlıklarda vücudumuzdaki yapılar bozulduğu için bir predispozan yani hazırlayıcı faktör olabiliyor. Kristal oynamasında hastalar genelde sabah uykudan uyandıran aniden şiddetli bir baş dönmesi, mide bulantısı ve belki de kusmayla uyanıyor. Etraf fıldır fıldır dönüyor. Evet. Yatak altından kayacak gibi oldu. Tavan dönüyor şikayetleriyle karşımıza gelir hastalar. Burada yapılması gereken şey bir kulak muayenesi öncelikle. Bunun altında başka bir şey var mı? Evet. Kronik orta kulak enfeksiyonu mu? Veya bu bir başlı başına santral yani beyin kaynaklı bir rahatsızlık mı yoksa kulak kaynaklı mı? Bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Ardından sıra manevralara geliyor. Manevralarla eğer bir kristal oynamışsa provoke ederek bulguyu görmek istiyoruz. Gözlerde atımlar, hastanın şikayetlerinde artışlar hiç oluyor. Hiç affetmemişti beni vallahi billahi yani. Peki. Ardından da yerine yerleştirme manevralarını yapıyoruz. Bunun dışında vestibüler nörit dediğimiz aynen. Genelde üst solunum yolu enfeksiyonunu takiben 3-4 hafta sonra ortaya çıkan denge sinirinin inflamasyonu, yangısıyla ortaya çıkan daha da şiddetli baş dönmelerimiz benim var. Benim Hacettepe'deyken sevgili Ali, çok eski yıllar bir vestibüler nöritle başladı bu olay. Vestibüler nörit o zaman Levent abiyi de buradan analım. Levent Senaroğlu, Kıbrıs'ın yetiştirdiği çok değerli bir kulak uzmanı, Hacettepe'de profesörlük unvanına sahip ve dünya çapında da çok değerli bir isim. Levent abiye koşarak gittik. O dedi, sen vestibüler nörit oldun dedi. Bir gribal enfeksiyon. Dedim, bula bula kulağa mı girdi? Evet, kulağa girdi dedi. Tabii o oldu. Arada sırada kristalleri oynattı bize zaman içerisinde. Birkaç kez atak yaptı. Çok sıkıntılı olduğumuz dönemlerde daha fazla yaptı iş akışı dolayısıyla. Ama bir kez artık oynamış dediler. Artık oraya oynayabilirsen dikkat et kristallerine dediler. Şimdi dikkat ediyoruz kristal, otur bakayım oraya diyoruz. Ama viritik hadiseyle de olan bu vestibüler nöriti hiç unutmuyorum. Çok ani gelmişti yani. Çok çok ani olmuştu. Böyle vizit yaparken bir anda her taraf döndü. Hiç unutamam onu. Sonrasını hatırlamıyorum zaten. Hastanede servisteydik, hocaları gezdiriyorduk böyle. Bir anda oturduk, bayılacak gibi olduk. Koşturdu da aldı da gitti bir sürü arkadaş şu bu. Bir baktı vesvirler ne yapacağız dedim. 3 ay dediler bu ilacı kullanacaksın. 3 ay kullandık ilacı. İyileşti ama hediye bıraktı. Bu kristallerin oynama şeyini. Ben sonra onun oynayacağını tahmin etmedim ama bir yıl sonra bir sıkıntı, bir iş yoğunluğu, bir stresin anında hop oynadı ve anladık ki artık oynayabiliyormuş o. Birkaç kez oynadı. Sonuncu da Ahmet'e denk gelmişti. Ahmet yerine koydu. Aman aman olsun otursunlar olduğu yere de çok kötü bir şeydir sevgili Ahmet. Hiç affetmedi yani. Bir salladı bir etti. Bir de Mustafa Asım Şafak'a buradan söyleyelim. Sevgili Mustafa da benim sınıf eski dönemlerden Hacettepe'den.
birkaç yıl benden önde olan bir arkadaşımdı. O da yakında o da olduğu dönemde biri de ona denk gelmişti. Biri ona, biri sevgili Ahmet'e denk geldi. O kadarla kaldık ama devam etmesini istemiyoruz da çok tatsız bir şey. Sonuncusunu bayağı kendim artık alışmıştım. Yürüyerek gittim. Ahmet öyle, abi dedi böyle gelinmez ki bu dedi başlayayım. Ben geliyorum dedim ne yapayım bu üçüncü, dördüncü oldu artık. Alışıyorsun bir yerden sonra bunun bir ölümcül bir şey olmadığını anlıyorsun ama zor bir şey. Yani. Çok konforsuz bir şey. Özellikle gece ani dönmüştüm üç umam yatakta. Nasıl olduysa uyku sırasında bir ani dönüş hissettim ama onu düşün yani yatakta yatırken. Bir dönüyorsun hop dedi aa dedi gitti. Çıktı yarından çıkabilirsen işin içinden sonra. Bütün her taraf dönüyor. Ama zor bir şey. Ve bu virüsü de engelleyemiyorsun. Oraya gitmesini de engelleyemiyorsun. İşte gitti o vestibüler nörotte. Hadi anlat bakayım vestibüler nörotte durumdan gelelim tekrardan. Vestibüler nörot hayat kalitesini çok kötü etkiliyor. En az kristal oynaması kadar belki de daha kötü. Daha kötü. Saatleri bulan bir baş dönmesi, gözleri açamıyorsun. Cenin pozisyonunda hiç. Bir çare arıyorsun. Evet. Genelde semptomatik tedavi ve istirahat arkasından vücudun adapte olması şeklinde bir çözümlenme dönemine giriyor. Bunların dışında Meniere adında bir rahatsızlığımız var. Endolenfatik hidrops aslında bunun tıbbi terimi. Burada da yine baş dönmeleri, kulakta basınç, işitme kaybı, bunlar iki ayrı çınlamalar. Tabii. Yani bu üç antite aslında farklı. Bunlar bizim en sık gördüğümüz baş dönmesi sebepleri. Bunların dışında da yine denge sistemini oluşturan yapılarda geçirilmiş travmaya bağlı, cerrahiye bağlı ve veya kronik orta kulak enfeksiyonlarında bu bölgede meydana gelen aşınmalara bağlı, yıpranmaya bağlı baş dönmeleri olabiliyor. Evet ama kulak burun boğazda bunların çözümü var yani korkmasınlar. Pek çoğunun evet. Pek çoğunun evet. Bazısının cerrahi istiyorsunuz, Meniere'in bazılarını da yapıyorsunuz ama çok sevimli istemiyorsunuz onları cerrahi olarak gidersiniz. Ya basamak tedavisi şeklinde medikal tedaviyle başlıyor. İhtiyaca göre cerrahiye de dönebiliyor bazı rahatsızlıklarımız. Evet. Umarım kimsenin ihtiyacı olmaz. Evet, çünkü zor ameliyatlar. Zor ameliyatlar bunlar ve vertigo da zor bir iş. Hayatından, kalitesinden de alıyor insanları. Onun için kimse olmasın. Ne vestibüler nörit olsun, ne de travmayla kulaklarını zarar versin. Ne de Meniere gibi o tabii ki sebebi çok Meniere'in bilmiyorum son dönemlerde bir sebep üzerine konuşuluyor mu ama çok da sebebi belli değil diye biliyorum. Meniere'in yine etiyolojisinde altta yatan sebepleri hipotezler üzerine aslında kuruldu. Basınç değişiklikleri, elektrolit bozuklukları, elektrolit dengesindeki bozulmalara daha çok şu anda bağlanıyor hipotezleri. Evet ama yani kimse geçirmesin. Bu sağlığınıza iyi bakın. Burası da çok önemli. Peki. Geçelim kulakta çınlama. Daha zor oldu değil mi bu ikisi? Aslında çınlamalar şöyle, bizim hala günümüzde çözümünü bulamadığımız, bu yüzden de mutsuz olduğumuz, belki de az önce zor olarak ifade ettiğimiz nokta budur. Çözümü şu anda tıpta yok. Evet, hani çınlamanın sebepleri bir kısmı belli. Bir kısmı şu an arafta, karanlıkta. Akustik travmalar. Bunun başlıca sebeplerinden biri. Gürültüye maruziyet, avcılık, silah atışı, gürültülü bir ortamda çalışma, önlemsiz bir şekilde çalışma çınlamaya sebebiyet verebilir. Biz bunu tedavi edemiyorsak yeterince günümüz şartlarında korunmak çok önemli. O yüzden yüksek sesli ortamlarda çalışan kişiler, avcılık veya silah hobisi olan kişilerin önlemini alması gerekiyor. Kulaklık kullanan gençler? Kulaklık şöyle, sık kullanım İşitme kaybına dahi sebebiyet verebilir. Sesi maksimum seste değil, %60-%70'lerde ve günde bir saati geçmeyecek şekilde kullanmamız daha sağlıklı olur. Evet, çünkü onlar da çok fazla bu kulaklıklarla oyunların peşinde koşuyorlar. Onlar da o yüksek seslere maruz kalabiliyorlar. Peki, diyelim ki böyle bir çınlama oldu. Bu çınlamada onu da unutmayalım, hemen söyleyelim. Bazı antibiyotik kullanımlarında da oluyor bu ne yazık ki veya bazı ilaç kullanımında. Yani siz kullandığınız her ilacın bir masum olduğunu düşünmeyin. Bazı ilaçların böyle yan etkileri var. Kemoterapitiklerin bazılarının var. Bazı antibiyotiklerin var. Yani bu da önemli. Böyle antibiyotikler hiç olmaz diye düşünmeyin. Orada sıkıntı yaratabiliyor size. Peki ilaçla tedavisinde
bir miktar olsun rahatlatma var mı? Evet. Semptomatik tedaviyle bir miktar rahatlatabiliriz. Bunlar için kulağın kan akışını düzenleyen, bu semptomu baskılayabilecek kullandığımız ilaçlarımız günümüzde mevcut. Bazı hastalarımız bundan fayda görüyor, bazı hastalarımız kısmi fayda görüyor. Fakat dediğim gibi hala arafta olan, kesin çözümü olmayan zor bir antite. Kulağınızı koruyun lütfen. Yani gerek yüksek sesle maruz kalanlar, gerek yüksek sesle çalışmak zorunda kalanlar, gerek kulaklık kullananlar. Bunlar çok önemli. Aksi halde bakın ve bir de ilaç kullanımı. Aman öyle dikkat et. Yani kulak ve böbrek benim çok sessiz etkilenen yerler olduğunu, sonra da bu etkilenimin sonunda da ilaçlardan özellikle çok sıkıntılar yaşanabileceğini hep anlatırım kişilere. Bu da önemli. Peki, hadi gelelim kulak iltihaplarına. Daha kolaylarını konuşalım. Peki. Nedir kulak iltihabı? Hangisi kulak iltihabı? Hangisi kulakta mantar? Hangisi kulakta sıvı birikimi? Peki. Yani üç tane anti, ama onların hepsi birer kitaptır değil mi? Kesinlikle. Geniş konular. Evet. Aslında dış kulak, orta kulak ve iç kulak olarak üçe ayırarak ele alıyoruz biz. Dış evet. kulak dediğim şey kulak kepçesinden kulak zarına kadar uzanan kısım. Evet. Bu bölgenin enfeksiyonları bizim gibi sıcak ülkelerde, deniz havuz bol kullanılan ülkelerde daha sık görülüyor. Dış kulak enfeksiyonları, mantar enfeksiyonları, bakteriyel enfeksiyonlar sıklıkla görülüyor. Dış kulakla. Evet. Egzematik ciltlerde tatlı bir kaşıntı, bizler evet, tarafından öyle. Travmatizasyon evet. ve bunun sonucunda tetiklenen dış kulak yolu enfeksiyonlarını çok sık görüyoruz. Bunların dışında orta kulak enfeksiyonlarını daha çok çocukluk yaş grubunda görüyoruz. İlk 3 yaşta en az bir kez neredeyse çocuklarımız geçiriyor. Çok sık geçiriyor. Çünkü anatomik gelişim, orta kulağın havalanması, burun kanadında bulunan enfeksiyöz ajanların orta kulağa transferi daha sık oluyor. Östaki evet, tüpü gelişimini 12 yaşlarına kadar tamamladığı için fonksiyon anlamında zayıf ve bu da bize orta kulak enfeksiyonu olarak daha sık özellikle çocuklar geri dönüyor. Erişkin yaş grubunda orta kulak enfeksiyonları daha çok kronik orta kulak enfeksiyonları olarak kulak zarında bütünlüğü bozulduğu zaman, bir yırtık olduğu zaman özellikle su kaçmasıyla birlikte orta kulak enfeksiyonları sık bir şekilde gelişebiliyor. Bunun dışında iç kulakta da yine bazı viral ve bakteriyel etmenlere bağlı enfeksiyonlar olabiliyor. Bu da en kötü tablo. Menenjit ve bunun evet. dışında bazı viral etmenler labirentit dediğimiz tabloyu yaratabiliyor. İşitme salyangozunda kireçlenme, işitme kaybı sebepleri olabiliyor. Evet. Bu da zor tarafımız. Yani oradan beyni ilerleyebiliyor. Yani kulak evet. beyinle, göz beyinle direkt ilişkili. Gözden de beyine yol var, kulaktan da direkt yol var. Onun için kulak iltihabı deyip de bazı annelere de onu şey yapıyorum. Kulak ağrısı var. Kendisi gidiyor antibiyotik alıyor. Bir doktora başvurmuyor. Özellikle çocuklar için. Sonra da diyor ki ya basit bir kulak ağrısıydı. İşte kulak iltihabı. Basit değil işte bunlar. Çünkü oradan yanlış tedavi alırsanız, doğru tedavi almazsanız, bunda hep bütün hekimler şöyle bir şey diyor ki çocuklarda, tedavi verdikten sonra 2-3 gün sonra tekrar bakar, doğru yolda olduğunu görür ve öyle devam eder. Çünkü aksi halde çocuklarda onu baskılayamazsanız, tedavisini doğru yapmazsanız oradan menenjit olur, beyin zarı iltihabı olur. O da hoş bir şey olmaz. Onun için bırakın onu doktorlar yapsın. Yani televizyonu televizyon tamircisiyle tamir etsin. Ben kalkıp televizyon tamir etmeye kalkarsam o televizyon bir daha kullanılmaz mesela. Yani herkesin bir erbabı vardır, ustası vardır. Bırakın onlar doktora gidin, doktor yapsın bu işi sizlerle birlikte, sizin ona verdiğiniz değerli bilgilerle birlikte. Peki, sıvı birikti kulağında, özellikle çocuklarda. Tabii her enfeksiyon sonrası olabiliyor bazen. Ne zaman, tabii medikal tedavileriniz olacaktır, ne zaman cerrahi yaparsınız, ne zaman tüp takarsınız, o tüp kendi başına düşer mi, düşmezse ne olur, nasıl davranırsınız? Orta kulakta sıvı bahsettiğiniz gibi özellikle çocuk yaş grubunda yine östaki tüpünden dolayı gelişebiliyor. 3 aylık bir sürede medikal tedaviye yanıt vermiyorsa ventilasyon tüpü dediğimiz tüp uygulamalarımızla bu sıvıyı boşaltmak, drene etmek istiyoruz. Bunun dışında çocuğun işitme kaybı belirgin derecede oluyorsa, kulak zarında bu sıvıya bağlı yapısal değişiklikler, cepleşmeler, incelmeler, kireçlenmeler oluyorsa
daha erken dönemde de tüp takılması gerekebilir. Östaki tüpündeki işlev bozukluğu sadece yapısal, gelişimsel olgunlaşma döneminin getirisi olarak karşımıza çıkmıyor. Geniz bölgesinde tıkayıcı bir geniz eti, bu bölgede kolonize olmuş bakteriler, alerjik salgılar yine östakinin ağzını kapatarak kulakta, orta kulak boşluğunda sıvı birikmesine sebep olabiliyor. Bu etmeni de ortadan kaldırmadan biz tedavimizi noktalayamıyoruz ya da başarılı olamıyoruz. Bu etmen de ele alınmalı. Evet, ya geniz eti de varsa mecburen geniz etinin büyümesinin de hem medikal gerekirse cerrahi yapma şansına götürüyorsunuz. Çünkü geniz eti yaşla küçülebiliyor ama bazen küçülmüyor işte. Ne yapsanız etseniz olmuyor. Kulak burun boğazcılarla biz bu konuda beraber çalışıyoruz ama bazen olamıyor yani ne yazık ki. Şimdi son soru. Bakıyorum saate. Bu arada sevgili Behiç de bize, Behiç Çağlar benim akrabam. Senin de arkadaşın yakın galiba. Yakın arkadaşım. Bak evet. Belli zaten belli. Hemen yazmış buraya iyi yayınlar diye yazmış. O da benim, Behiç de benim akrabam. Refke. Evet. Eşrafından biliyoruz. Hepsini biliyorlar. Bak bu gençler her şeyi biliyor. Görüyorsun değil mi? Peki sevgili Ali. Şimdi bademcik ameliyatlarını. Tabii çocuk doktoru takip eder. Bademcik sık tekrarlayan enfeksiyonları vardır. Ama lütfen doğru tedavi yapalım. Yani bademcik tedavisini doğru yapmazsanız ve bu çocuk ameliyatla gerekir cümlesini söyleyemezsiniz. Çünkü gerek ağızdan verilen tedaviyi, ki ben çok sevmiyorum ağızdan verilen tedavi, bademcik tedavisinde zamanı uygun olması lazım, dozu uygun olması lazım, kısa süreli olmaması lazım. Veya gerek diğer yönüyle enjeksiyon tedavisi, iğne tedavisi ki halen daha çocukluk yaş grubunda, özellikle çocuk kitaplarında penisilinin altın standarttır boğazdaki beta enfeksiyonlar için. Tek doz olarak bir tane yaparız ki bu uzun vadeli hem koruyucudur hem de romatizmadan %100 engelleyen bir ajandır. Tek doz penisilin biraz ağrı yapar, evet alerji riski yaratabilir ama doktorun görevi ne? İşte bu ağrıyı azaltacak, alerji riski ortadan kaldıracak ama vücudun iyi huylu florasını da bozmaz. Yani siz isterseniz ayda bir kez, iki ayda bir kez, üç haftada bir kez bu penisilini tekrarlayabilirsiniz. Ne bağırsak sistemini bozar, ne iyi huylu florayı bozar. Ve tek dozdur. Eğer erken gelirse aile, işte bazen erken gelmiyor, bekliyor bilmem neden sonra geliyor. Sonuçta da o tek dozda işe yaramıyor. O da hoş bir şey değil. Şimdi bunları niçin söyledim? Sık tekrarlayan bir enfeksiyon diyebilmek için sadece ağızdan alınan antibiyotik 10 gün kullandı mı koruma etkisi yok o mu antibiyotik? Ağızdan aldın 10. gün, 11. 12. gün o etkisini yitiriyor zaten. Koruma etkisi yoksa, yani penisilin gibi bir depo penisilin gibi bir durumla siz onu korumuyorsanız ve sık sık tekrarlanıyorsa bu hastalık, o acaba gerçekten sık mı tekrarlanıyor yoksa doğru tedavi edilmiyor mu, orası soru işareti. Onun için biz diyoruz ki penisilin tedavisine rağmen sık tekrarlıyorsa veya penisilin tedavisiyle artık kontrol altına alınamıyorsa, tek penisilinle yetmiyorsa, o zaman cerrahiye başvururuz ve göndeririz sevgili kulak burun boğazcılar. Zaten onlar der, yani bir çocuk doktoru gördü mü sizi ve çocuk doktoru bu uzun vadeli takibi yaptı mı ve ameliyat kararı verdik, beraber veriyoruz zaten. Çünkü o da bir organ, yani onu çekip almak da istemiyoruz oradan. Sonra gönderiyoruz, diyoruz ki bu çok istememekle birlikte başka çaremiz yok. Gece nefesi tıkıyor, nefes almayı zorluyor, slip apne oluyor veya bademcik artık görev görmüyor. O nöbetçiler bize zarar vermeye başlıyor. Yani öyle canımız çektiği gibi yapmıyoruz. Ha bir de şunu unutmayalım, bademciği aldıktan sonra da yerinde beta enfeksiyonu olmayacak diye bir şey yok. Ha yerinde de olabiliyor, aman dikkat. Yerinde olup romatizma riski de yaratabiliyor, o da tehlikeli. Onun için penisilinden hiçbir zaman çocuklar kaçmasın. Eğer öyle bir risk varsa orada kokuyla anlıyoruz biz onu, ağız kokusu oluyor. Tek doz penisilin çok işe yarıyor. Onun için bademcik alındı bu iş bitti diye bir şey yok. Bademcik alınıp da yerinde olup romatizma geçirebiliyor insanlar. Aman ona da dikkat. Diyelim ki bademcik bitti. Artık size gönderdim. Şimdi siz ameliyat edeceksiniz. Alacağız. Başka çaresi yok. Geniz etiyle birlikte genellikle alıyoruz. Çünkü bir kez girdiğinde o da büyükse alınabilir. Peki nasıl bir süreçtir bu? Nedir bu dondurma işi? Tamam. Niçin bu yazda yapılmıyor? Kanama nedir? Şimdi hemen ailen sordu hocam. Siz ameliyat önermezsiniz ama önerdiğinize göre yapmamız gerekir. Tamam anladık. Da kanarsa. Evet.
Dediğiniz Top gibi sende. Cerrah burada. Bademcik ameliyatları kanama açısından bizim için çok önemli. Çok titizlenerek, çok önemseyerek, aileyi defalarca tembihleyerek yürüttüğümüz bir süreç. Sağlıksız çalışan bir savunma sistemi, sık enfekte olan bir bademcik, uykuda solunum durmasına sebebiyet veren bir bademcik, evet ameliyat edilmeli. Ameliyattan sonrasında kanama olmaması için sıcak ortamda bulunmamak. Bu yüzden yaz mevsiminde bu işi yapmayı tercih etmiyoruz. Bunun dışında soğuk gıdalar tüketmek gerekiyor. Hemen dondurma veriyorsunuz. Evet, şöyle. Aslında soğuk gıdaların... Bademcik iltihap olmasın diye dondurma yemeyin diyorsunuz. Tabii o da bir hurafe ama evet. Devamı. Dondurma, sonra da bademcik ameliyatına dondurma veriyorsunuz. Şöyle bir katkısı var. Soğuk vazokonstriksiyon yapıyor. Yani damarları büzerek kanama ihtimalini bir taraftan azaltıyor. Evet. Bir taraftan da ağrı yönetiminde bize katkısı var. Evet. Zaten bademcik ameliyatından sonra ağrısı olan bir çocuk, iştahı bozulan bir çocuk beslenmede ciddi güçlük çekecektir. Ağrısını azaltarak en azından seveceği bir gıdayı tercih etmek iyi bir yöntem. Kanlanmayı da orada kanama riskini de azaltacak. Evet. Peki nasıl bir süreç oluyor? Kaç gün sürüyor bunun evde istirahati? Bu ameliyatın riski nedir? Veya anne babaya düşen görev nedir? Bu da çok önemli. Nasıl bir süreç bekler insanlar? Bir numaralı risk kanama. Evet. Basamak basamak diyeti kontrol muayenelerimizle gevşetip normalleştiriyoruz. Fakat özellikle ilk 7-10 gün çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bademcik bölgesine yapılan müdahaleden sonra ağız içerisinde bademcik lojunda beyaz plaklar oluşuyor. Bu plaklar ilk 2 gün oluşum döneminde ve daha sonrasında 9. 10. günde ortalama kaybolurken kanama riskimiz artıyor. Bu yüzden muayenelerle birlikte uygun bir diyet tercih edilmeli. Bunun dışında üst solunum yolu enfeksiyonu olan ziyaretçiler kabul edilmemeli. Evet. İzole bir ortamda, çok sakin bir ortamda takip edilmeli. Çok sever bizim insanımız ameliyat sonrası ziyaret edip sonra da gribini aktarıp gitmek. O da hoş bir şey değil. Çünkü burun akıntısı olacak. Aman çok tatsız olur o zaman. Çocuk açısından ve konforu da bozar. Kanama ve iyileşme açısından esas sıkıntımız var. Evet. Peki bademcik ameliyatlarında lazer, ne bileyim yakma, birçok yöntem sorar hep izleyiciler Google üzerinden. Var mı bir farkı bunların birbirlerinden, yoksa sizin tercih ettiğiniz herkesin alışık olduğu, eli alışık olduğu yöntemi mi yapar? Aslında farklı klinik alışkanlıklar var. Soğuk ve sıcak yöntem olarak ikiye ayrılıyor daha çok. Soğuk yöntem, klasik yöntem. Burada cerrahi araçlar kullanılarak bademcik, bademcik lojundan uzaklaştırılıyor ve kanama kontrolü, bağlama dediğimiz dikiş iplikleriyle bağlamalar atılarak sağlanıyor. Ameliyat sonrası dönemde ağrı anlamında daha konforlu bir yöntem olduğunu düşünenler de var. Bunun kanamayla ilgili bir artısı olmadığını, ağrıyla ilgili bir artısı olmadığını düşünen klinik yaklaşımlar da var. Bunun dışında kullanılan koplatör dediğimiz, aslında lazer değil de koplatör dediğimiz. Bak onu çalışmamışım buraya. Kaçırdım. Aslında özel bir cerrahi alet. Hem bademcik dokusunu uzaklaştırıyor hem de aynı esnada kanama kontrolünü sağlıyor. Bir nevi pekmen aslında. Orada oyunda da nasıl gelip dokuları ya da işte oyundaki o alanı toplayıp gidiyorsa Pac-Man gibi, burada da o bademcik dokusunu toplarken bir taraftan kanama kontrolünü yapıyor. Kanama kontrollü bir şekilde vakalarda ilerleme sağlanıyor. İki yöntemde de kabaca sonuç aynıdır. İki yöntemde de hastanın konforu kabaca aynıdır, eşdeğerdir. Önemli olan cerrahın alışkanlığı, kendini hangisinde daha rahat hissettirir. Peki. Sevgili Ali, aslında bir kulak burun boğaz bu kadar kısa sürmez. Tam bir saat oldu konuşuyoruz. Doğru mu? Böyle jet hızıyla geçti. Sezdin mi? Hayır. Heyecan olmadı. Yok. Azacık mı oldu yoksa? Belki ilk başladı. Belki ilk başta. Tamam. Ama böyle genel kapsamda konuştuk. Buradan ben sizin uzmanlık dalınızın kitaplar
dolusu olduğunu çok iyi bilenlerdenim. Hepimiz biliyoruz. Ve ne emekler verildiğini yetişirken de bir hekimin çok iyi bilen insanlardanız. Tabii burada derine inersek izleyiciler bizi izlemez. Ama güzel tarafı şu, bu gençlerin ülkede var olduğunu görmek ve sizin ağzınızdan bu güzel, belki de yüzeysel ama insanımızın anlayacağı şekilde konuları aktarmak. Var mı son cümlen? Ben böylelikle bağlayacağım. Yoksa Eren bizi atar şeyden, stüdyodan. İnsanımıza ne demek istersin? Çünkü 2-3 aydır buradasın. Belki daha da ileride çok daha tecrübe sahibi olacaksın ama toplumumuza buna dikkat edelim dediğin bir şey var mı veya bir mesaj olarak iletmek istediğin bir şey var mı? Altı çizilebilecek şeyler doğru antibiyotik kullanımı. Evet. Her üst solunum yolu enfeksiyonu antibiyotik gerektirmiyor. Evet, sizin de bahsettiğiniz gibi gereksiz ilaç kullanımı yan etkilere sebebiyet verebiliyor. Bahsettiğiniz gibi işitme kaybı, çınlama yaratabiliyor. Sağlıklı bakterileri, florayı bozup ikincil enfeksiyonlara sebebiyet verebiliyor. Doğru antibiyotik kullanımı gerekir. Bayılırım siz gençlere. Süpersiniz. Benim en hassas noktamdır görüyorsun. Böyle bas çalışıp mı geldin yoksa Kudret abinin böyle hassas noktası var diye. Ama çok güzel bir şey. Eline sağlık, diline sağlık. Bu çok önemli. Peki dinliyorum. Bunun dışında bahsettiğim gibi ülkemiz güneş ışınlarını çok fazla alıyor bulunduğu konum itibariyle. Bu yüzden cilt kanserleri, dudak kanserleri çok sık görülmekte. Alkol sigara birlikteliği, gırlak kanseri, dil kanseri için bir risk faktörü. Bunlar da erken tanı ve tedavi çok önemli. Hayat kalitesiyle doğrudan ilişkili, sağ kalım oranlarıyla doğrudan ilişkili. O yüzden herhangi bir sorunda ertelemeden doktor görsün. Görüş ve öneri alınmalı. Çok teşekkür ederim Ali. Çok çok sağ olasın. Ben bu programın tıp dünyasının yaklaşık son 2-3 ayını, ne için son 2 ay, kaçmıyorum bir yere, bir yerde Allah sağlık saat versin, buradayız, bir yere gitmiyoruz. Ve Kanal T ekranlarındayız, tıp dünyasındayız, orada da bir sorun yok da. Şimdi Aralık ayında malum biliyorsun çocukluk yaş grubunun hastalıkları artık en üst seviyeye çıkar. Şimdi bir çocuk hekimi olarak artık enerjimizin büyük kısmını onlara harcarız. Ve buraya yetişemeyiz. Yani saat 8'de bile yetişme şansımız olmayabiliyor. O kadar fazla hasta oluyor. Bazen çok yoruluyoruz, halimiz kalmıyor. Onun için ben Aralık ayının ortasında, başında, bazen sonuna doğru ara veriyorum programı. Te gelecek bir sonraki yılın Haziran'ına kadar. Çünkü o süre içerisinde hastalıklar devam ediyor. Bir kez başlamaya görsün. Okullar böyle kesin tatil olana kadar devam ediyor. Baktık hastalıklar azalıyor. Tekrar başlarız. Mayıs'ta, Haziran'da kongreler bitiyor. Kongrelere gidip geliyoruz çünkü o dönemde. Ve ondan sonra yaz döneminde buradayız zaten. Bir yere gitmiyoruz yani küçük tatiller dışında. Onun için o dönemde biz devam ediyoruz. Şimdi de zaten 6 aya ulaştık. Bu programları da kanal tekrar yayınlıyor. Çünkü zaten bilgi şu an itibariyle çok güncel ve bir yıl içerisinde bu hekim arkadaşların özverilerle aktardığı bilgileri tekrar tekrar iletiyor. Ben çok teşekkür ederim sevgili Ali. Çok sağ olasın. İyi ki varsınız. İyi ki gençler var bu ülkede. Sevgili Bey hiç sen de kaçamazsın. Yani yakalayacağım seni, çıkaracağım buraya. Söyle sevgili Bey'e. Bilmiyorum şimdi ülkede mi yoksa yurt dışında bildiğim kadarıyla. Şu an ihtisasının son dönemecinde. Onu artık bekliyoruz. Tamam gelsin de ben bilirim yapacağım. Zaten liste alıyorum ya merak etmesinler. Şimdi elimde bir liste var. Bundan sonra gene hep gençler çıkacak aralığın sonuna kadar. Sonra geldikten sonra gene listeyi alacağım. Tabipler Birliği'nden, tabip odasından. Abi diyorlar yani bu gençleri sana deşifre ediyoruz. Evet gençleri deşifre edin onlar çıkaralım. Evet sevgili Ali ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Ben de çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Başarılar dileriz. Ülkede kalın, ülkede hizmet verin. Gençlere çok ihtiyacı var bu ülkenin, bu insanın. Peki. Efendim Tıp Dünyası programı bu akşam sizlere sevgili Doktor Ali amcayla seslendi. Kulak burun boğaz uzmanı arkadaşımız ve çok güzel bizimle birlikte konuştu. Her ilaç bir zehirdir efendim. Dikkat edin uzaktan yakından olmaz. Hastayı temas edelim, hastayı dokunalım. Ve kullanılan her ilaç unutmayın ki uygun dozda, uygun sürede ve uygun seçim olması lazım. Öyle yoldan geçerken yapılan işler değil bunlar. Onun için bırakın her şeyi ehil insanlar yapsın, size zarar vermesin. Çünkü zarar görebilirsiniz. En basit örnekle kulak bunlardan bir tanesi. Evet biz sizlere sağlık, mutluluk ve huzur diliyoruz. Gelecek akşam yine, gelecek cuma akşamı saat 20 civarında yine Kanal T ekranlarında Tıp Dünyası'nda buluşmak dileğiyle efendim. İyi akşamlar dilerim.